Ya yemin ediyorum 40 yıldır ben elime silah almadım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun tatlım? Ha tabii sen şimdi merak ediyorsun. Neden? Önceki bölümleri izlemedin de onda. Bak tatlım. Şimdi hemen abone oluyorsun. Önce eski bölümleri bir izliyorsun. Sonra bildirimleri açmayı da unutmuyorsun. Yani. Takarım kelepçeyi. Anlatabildim mi? Lan işe bak ya. El kadar bebeğe deldiriyorduk postuyu. Vallahi anlam veremedim. Yani ne istiyorlar bizden? Ya ne isteyecekler dedektif? Belli ki bu sarı denen herif çok önemli bir şey biliyordu. Bunu bizim öğrendiğimizi sanıyorlar. Onun için düştüler peşimize. Ay sarıyı bunlar mı öldürdü yani? Ya kardeş sen nasıl dedektif oldun Allah aşkına? Başka ispata mı ihtiyacın var? Ne yani? İlla ki inanman için bizi öldürmeleri mi gerekiyordu? Ay durun durun. Kendine geliyor. Ne olur bana bir şey yapmayın. Her şeyi anlatacağım, ne olur. Bak şimdi kardeşim, benim çalıştığım adamın adı patrondu. Oğlum, iyi ki müdür falan değil lan. Dalga geçerdik bu şey yapardık. Ne yaptın müdür falan derdik. Lan Masar, cıvıma iki dakika da dinle beni. Şimdi bak, patron bana yaklaşık bir ay önce bu haritayı vermişti. Bu bir define haritası. Biliyorum oğlum ben. Define işte şey değil mi? Bu hani mankenler var, yürüyorlar. Hani şey neydi o yürü... Masar sana bir şey soracağım lan. Senin bu kafa neyle çalışıyor oğlum? Kömürle mi çalışıyor? Lignitle mi çalışıyor? Nedir yani? Ben bunu bileyim de artık ona göre davranayım lan. Niye lan? İşte, define demiyor musun oğlum işte? Yazı kreasyonu var, kış kreasyonu var, stop dezi var. Yok, var yok, yani. Yok yok. Ben anladım. Sen beni delirtmek için bilerek yapıyorsun. Oğlum define diyorum sana, define. Define ne? Mankenle, podyumla ne alakası var lan? Oğlum şimdi şöyle düşün. Sence güzel kızlar mı kıymetli yoksa 3-5 altın parçası mı? Lan hayatı boyunca sevgilisi olmamış adam da bize böyle ayar veriyor ya. Ne diyeyim? Yok ben yol yakınken en iyisi kendi kendime öleyim. Yoksa niye uğraşıyorum ya ben bu salakta? Niye uğraşayım yani? Kızma tamam ya, hadi anlat. Oğlum güzelce dinle o zaman, delirtme adamı. Dinle beni şimdi. Tamam. Göreceksin sen. Kızım yürüsene. Geç otur şöyle. Bakayım şöyle. Bana bak. Eryal misin, çiçek misin, ne halsın anlat bakalım. Evet, sen de haklısınız. Ben de oyuna geldim. Ama anlatacağım her şeyi. Anlat hadi. Kızım bırak bu mağdur dili ve edebiyatı formlarını da olana bir tane anlat. Hemen. Peki. Bir sarıyla birlikte büyüdükseydim. Çok severdim ben Sarı'yı. Yani intikam almaya geldin. Yok canım, aksine. Hulusi Bey'le Masar'a bir karışım içirip cinayeti itiraf ediyor gibi göstermek görevi. Böylece Sarı davası kapanmış olacaktı. Ama Hulusi Bey benden şüphelenince ben de kaçmak zorunda kaldım. Yani intikam almaya mı geldin? Dedektif, ne olur rica etsem. İki dakika ara verseniz, bir sussanız da bir anlatsa ha. Aşk olsun Hulusi Bey. Aşk olsun yani. Ben burada görevimi yapıyorum. Tamam görevinizi yapın. Görevinize bir şey demiyorum ama 5 dakika sonra yapsanız ne olacak? Tamam. Bir tamam. Anlatsın bakalım ne olduğunu. Siz mi öldürdünüz Sarı'yı? Biz mi? Biz niye öldürelim ki Sarı'yı? Rezinenin peşinde kim varsa onlar öldürdü. Yani cinayet olduğu kesin. Adam kendi düşmemiş havuza. Yok canım. Sarı zeki adamdı. Define'nin peşinde kim varsa onlar öldürdü diyorum. Hayda. Ya bir de Define çıktı başımıza ya. Sizin haberiniz yok muydu? Yok. Kızım nereden haberimiz olsun?
Şimdi anladım. Define'nin yerini biz biliyoruz diye bizim peşimize düştünüz değil mi? Yani patron öyle söylemişti. Hem sizi Define'den uzak tutacaktık, hem de Sarı davası kapanmış olacaktı. Böylece dedektifler de peşimize düşmeyecekti. Lan siz ne biçim şeytansınız be? Hem diyorsun Sarı en iyi arkadaşımdı, hem de cinayetin üstünü örtbas etmeye kalkıyorsun. Bulsana Sarı'nın katilini. Hulusi Bey, siz de iyi bilirsiniz bu alemleri. Kişilerin önemi yoktur. Hepimizi bozuk para gibi harcarlar. Mesele Define'nin yerini bulmaktır. Sarı'yı öldüreni bulmak bizim için lüks oldu anlayacağımız. Peki bu Sarı'yı öldürenler Define'yi bulabildi mi? Ha? Siz bulabildiniz mi? Neredeymiş bu Define kızım? Define'nin yerini tespit edebilmek için bu haritadaki boşluklara doğru sayıları girmek gerekiyor. O sayıların şifreleri de sadece Hulusi Baba'dan aldığım kitapta gizliydi. Ya sen ta Ankara'ya o sebepten dolayı geldin he? Ya başka ne sebepten olacaktı oğlum? Bizimkiler bir araştırma yapmışlar. O yılın baskısı sadece Hulusi Baba'da varmış. Ben de kalktım geldim Ankara'ya. Vay anasını be! Ne yaptın? Bulabildin mi bari Define'nin yerini? Yok be oğlum, ne gezer. O gün otele geldim. Hemen şifreleri çalışmaya başladım. Sonra tak resepsiyondan bir telefon geldi. Aşağı çağırdılar. Lan gitme! Öldürecekler! Masar! Ama sen spoiler verdin, şimdi hiçbir tadı kalmadı ki. Oğlum sen gerizekalı mısın? Dinlesene lan beni. Ya kızma oğlum ya. Ben öyle anı yaşıyormuşum gibi zannettim. Sen devam et. Neyse, kitabı odada bırakıp aşağı indim. İçime doğdu diyelim. Aşağı inmeden önce kitabı odada saklamıştım. Sonra ne oldu? Masar, bakıyorum Sarda abicim korku hikayesi dinleme. Oğlum şu konuya bir dönsene lan. Ortada 25 milyon para var. 25 milyon. Oha! 25 milyon ha? Diyorum ya Hulusi Bey, kimsenin hayatı falan konuşulmuyor böyle büyük paralarda. Gözünü açacaksın, ölmeyeceksin. Vay be. Define neredeymiş peki? Dedektif, yani kusura bakmayın da siz de taktınız bu Define'nin yerini. Hayırdır? Hayda. Hulusi Bey, bu Sarı'yı öldürenler er ya da geç nereye gidecek sanıyorsunuz? Ya, yani hani... Siz ne sandınız ki? Para peşinde falan olduğumu mu? Estağfurullah ya, öyle bir şey söylemek istemedim de hani böyle üst üste birkaç kere sorunca tuhafıma gitti. Neyse. Tatlım, dilini mi yuttun? Cevap versene. Bilmiyorum ben Define'nin yerini. Bak tatlım. Ben seni konuşturmayı bilirim de. Hani diyorum, kendin konuşsan senin için daha hayırlı olur. Ya vallahi bilmiyorum. Hem bilmek de istemem ki. Sarı Define'nin yerini bildiği için öldürüldü. Ya kim öldürdü peki bu adamı? İnanmıyorsunuz ama bilmiyorum. Hem çok severdim ben Sarı'yı. Kız bana bak. Sarı senin sevgilin miydi yoksa? Yok be Müşe abla. Biz sadece arkadaşız Masar'la. Abla ne be? O masaj öğretiyor değil mi sana bu abla demeyi falan? Ama sen bizim büyüğümüzsün, ne diyelim? Değil, çekinme. Söyle büyüğümüzsün deme. Yaşlısın de, yaşlısın de. Hem gördüm ben sizi öyle el ele oturmalar, konserde böyle göz göze şarkılar söylemeler. Söylediğimiz şarkı Ankara havasıydı Müşe abla. Ankara havasında aşık olunamıyor mu canım? Özünü unutandan hayır gelmez kızım. Hiç öyle şey olur mu? Duygusal bir şarkı değildi demeye çalışıyorum. Sen benim anılarımı karartmaya çalışıyorsun. Ben bunun farkındayım ama sana izin vermeyeceğim. Evrene olumsuz enerji gönderemeyeceksin. Bak ben ilk aşkıma Ankara hava seçtiğinde aşık oldum. Seymenler'deyiz bir gün böyle yine arkadaşlarla oturuyoruz. Yani ben dalından koparılmamış böyle bembeyaz bir çiçeğim. Ah da ah, ah da ah yani. Kendine haksızlık etmemiş abla, sen hala gençsin. Ay iyi hamleydi kız. Ay. Sevdim seni bak. Ne diyeceğim sana şimdi anlatayım o günü. Seymenlere gün batımı izlemeye gitmişiz. Karşıdan bir beyaz atlı prens bir geliş geliyor. Bir geliyor, pir geliyor vallahi. Gün batımı sana oldu mu benim için gün doğumu? Her yere güneşler doğdu böyle. Ondan sonra tam o sırada fonda bir tane şarkı çalıyor. Atım gara, ben garam manam man. Aman da memleketim. Ankara aman aman, aman da memleketim, tıs tıs. Ankara aman aman.
Ay, şarkı hala kulaklarımda. Bir baktım, at beyaz, benim prens ondan da beyaz. İşte o gün anladım canım. Ankara türkülerinin ne kadar gizemli ve anlamlı olduğunu. Evet, sanırım ben olgunluğa erişemedim. Tabii yani bunu anlaman da güzel. Olmamış daha erişememiş. Ya abicim ne kızıyorsun? Merak ettim de sordum. Bak senin kızlarla aran iyi. Misal bu çiçek vardı. Güzel bir kızdı, güzel bir ablamızdı. Çiçek değil, feryal oğlum, feryal, feryal. Ya her neyse işte. Bak belki aşıksınızdır birbirinize. Belki seni öldürenleri bulmaya gelmiştir. Misal beni zehirlemeye çalıştı. Seni öldürdüğümü düşünmüş olabilir. Lan geldi de ne oldu lan sanki? Kara öyle bir kılık değiştirmiş ki ben bile tanıyamadım. Aşık olsam görür görmez tanımaz mıydım? İş işten geçtikten sonra anladım. Ya her neyse işte. Ya aşık olsan ne olmasan ne kardeşim? Ben şunu diyorum. Biz define işine odaklansak da acaba senin katili bulma işini Feryal'e mi bıraksak? Evet. Bak ne diyeceğim dedektif. Biz en iyisi götürüp bunu polise teslim edelim. Tamam. Yalnız önce bir tarığa uğrayalım. Bizi arabayla bıraksın karakola. Tamam. Ne olur polise vermeyin beni. Bir yardımın dokunur. Kılık değiştiririm. Kimse tanımaz beni ne olur. Bak tatlım. Yok öyle bir dünya. Yani madem bir suç işledin cezasını da çekeceksin. Ya. Adalet yerini bulacak. Hiç suç işlemedim ki ben. Küçükken Sarı'ya da söz vermiştim. Sadece büyü yaptım. Ha? Gizli bilgiler edindim. İnsanları bayılttım. Hafızalarını sildim o kadar. Kız sen meğer ne masummuşsun öyle ya. Utanmadan bir de büyü yaptım diyor ya. Tövbe yarabbi. Kalk kız kalk yürü hadi. Hadi. Yürü. Kalk yürü. Kalk. Gel şöyle. Gel. Sallanma sallanma. Oğlum Mazhar yemin ederim beni geçtin sahtekarlıkta. Gözünü para arası bürüdü lan. Ne yapayım abicim? Babamın ameliyatı için para lazım. Aklımdan çıkmıyor define. Oğlum bak, defineyi bulmamız için katili bulmamız şart. Yoksa seni de hepinizi de harcarlar. Feryal katilimi bulacakmış. Nerede oğlum bu kız? Kaçıp gitmedi mi? Biz Feryal'i bulacağız da Feryal de bizim katilimizi bulacak. O doğru. O doğru. Ulan aklım varmış gibi bir de bana akıl vermeye kalkıyorsun ha. Bak o da doğru. Aha. Feryal değil mi oğlum bu? Vallahi Feryal. Mazhar. Yakaladık oğlum kaçağı. O da mı definenin peşindeymiş baba? Sen nereden biliyorsun defineyi? Bir garip AVM sakini. Keyifli neş erişen kahkahalı. Baba ne derse öyle olmalı. Gece gündüz gülmeyip oynamalı. Nasıl olmuş da o gelmiş geri? Hadi şimdi kurtar kendini. Bir garip AVM sakini.